Sevgili arkadaşlar, deneme sorularına devam ediyorum. 13 numaralı soru. X ve Y gerçek sayılar olmak üzere. Eksi 3 küçüktür X küçüktür 8 ve eksi 5 küçüktür Y küçüktür 13 olarak veriliyor. 3X eksi 2Y'nin alabileceği en büyük tam sayı ile en küçük tam sayının farkı kaçtır diye sormuş. Şimdi bu tarz sorularda gerçek sayı demesi çok önemli. Gerçek sayı dediği zaman siz buraya X yerine bir değer almıyorsunuz. Yani buradaki 3x'i sorduğu için eksi 3 x 8 yazıp bunu her tarafı 3 ile çarpıyorsun. 3 ile çarptığın zaman burası eksi 9, burası 3x, burası da 3 kere 8 24 oluyor. Bu benim istediğim bir şey çünkü 3x bana lazım. Burasını da eksi 2 ile çarpmam gerekiyor. O zaman eksi 5 y ve 13'ü eksi 2 ile çarparsam, bakın eşitsizliklerde kazanımların en önemlisi eksi bir sayıyla eşitsizliği çarptığınız zaman işaretin yani küçüktür büyüktür işaretinin yön değiştirmesidir. Eksi 2 ile bunu çarptığım zaman eksi 2 kere eksi 5 artı 10 olur. Eksi 2 ile y'yi çarparsam eksi 2 y olur ama işaret ters döner. Çok önemli bu. Burada da yine eksi ile çarpıldığı için işaret ters döner ve eksi 2 ile 13 çarparsanız eksi 26 olur. Bu böyledir. Yani eksi bir sayı eşitsizlikler eksi sayılarla bölünür ya da çarpılırsa işaret yön değiştirir. Çok çok önemli. Zaten bunun için soruluyor sorular ve bu büyük bir kazanım. Şimdi eşit biri büyüktür, biri küçüktürse bunları alt alta toplayamıyorsunuz. Onun için bunu böyle değiştiriyorsun. 10 büyüktür falan diyorsa bunu böyle yaparsın. Eksi 26 küçüktür, eksi 2y küçüktür 10 diye bunun işaretlerini bu şekilde ters düz ederek yazabiliyorsun. Eğer 10 büyükse bundan, demek ki bu da 10'dan daha küçüktür şeklinde ters yazabiliyorsun. O zaman bunu buraya getirirsem eksi 26, eksi 2y ve 10 ve bunları alt alta paşa paşa toplarsam, bak bunların işaretleri aynı ya artık, toplayabilirim. Bununla bunu topladım, eksi 35, bunları topladım 3x eksi 2y, bunları topladım 34. Hocam niye böyle kastın deme. Çünkü gerçek sayı dediği zaman muhakkak bunları böyle yapmak zorundayım. Gerçek sayılar diyor. Tam sayı deseydi ben o sayıları direkt yazar bulurdum. Şimdi bu durumda diyor ki en büyük sayı diyor. En büyük sayı kaç? En büyük sayı 34'ten bir küçük olan 33 sayısı en büyük. En büyük. Peki en küçük sayı? En küçük sayı da 35'ten bir öndeki sayı eksi 34 olduğu için en küçük de bu. Ondan sonra diyor ki en büyük tam sayı en küçük tam sayının farkı. En büyük bu, en küçük bu. O zaman 33 eksi eksi 34 en büyükten en küçüğün farkı dediği için bir dairesi geldi. İki tane eksi birbirine artılıyor ve 33 artı 34'ten cevap 67 oluyor. 67 de nerede? Denizli şıkkında gördüğün gibi. Bu da bilgi sorusu arkadaşım. Güzel bir soru. Geldik 14 numaralı soruya. Yandaki şekilde A, B, C'de birbirinden farklı birer asallı sayıdır. E, F, G, H, U ve J harfleri altında olan iki sayı, iki harfin toplamından oluşur. Örneğin demiş mesela 13 ile 17'yi toplarsam 30 oluşuyor ya. Demek ki burada A ile B toplanınca E oluşuyor. B ile C toplanınca F oluşuyor. C ile D toplanınca G oluşuyor. Şimdi A, B, C'nin birer asal sayı olduğunu da biliyoruz. C'nin en az kaç olduğunu sorduğu için bu sayılara küçük asallar vermemiz lazım. En küçük asal sayı 2'dir. Sonra 3 gelir, sonra 5 gelir, sonra 7 gelir. 4 tane lazım zaten bana. 2, 3, 5, 7'yi kullanmam lazım. Şimdi bu tarz sorular arkadaşlar aslında biraz tehlikeli sorular. Neden? Çünkü farklı şekillerde yaptığın zaman küçük sayı buluyorsun ama emin olmak için bayağı uğraşman gerekiyor. Bakın şimdi şöyle konuşayım. Sayı 2, 3, 5 ve 7 olsun. A, B, C, D sayıları bunlar. Bunun üstüne E, F, G'yi bulmak için bununla bunu topladım 5, bununla bunu topladım 8, bununla bunu topladım 12 sayısı çıktı. Bu E, F, G. Bir daha topladım. Bununla bunu topladım 13, bununla bunu topladım 20, bunları da topladım tekrar 33 etti. Şıklarda 33 var. O zaman 37 gitti artık. 33'ten 33 kadar küçük sayı bulabildim. Şimdi bu sayıları birazcık daha yer değiştirip daha küçük bir sayı elde edebilir miyim ona bakmam lazım. Örnek veriyorum. 25 ile 37'yi yan yana getirelim. Şimdi bununla bunu bir araya getirdim 7. Bununla bunu bir araya getirdim 8. Bununla bunu bir araya getirdim 10.
Bununla bunu bir araya getirdim 15. Bununla bunu bir araya getirdim 18. Bunları bir araya getirdim tekrar 33. Oo hocam 33 görünüyor. Arkadaşım bak mesela tehlikeli bu işte dediğim gibi biraz kasman ve daha iyi bir sayı, daha küçük bir sayı var mı diye araştırman gerekiyor. Şöyle bir şey yapayım. Mesela 72 ile 35 yapayım. 7, 2, 3, 5'i direkt sıralayayım. Bununla bunu topladım 9. Bununla bunu topladım 5. Bununla bunu topladım 8. Bununla bunu topladım 14. Bununla bunu topladım 13. Bununla bunu topladım 27. Al. 27 buldum. Gördünüz mü? Mesela yani hiç olmayacağını düşünüyorsun. Daha küçük sayıyı buldum. Şimdi peki 21 bulabilir miyim? Bir zorlayalım biraz daha. Şimdi bakın sayıları küçükten büyüğe doğru yazdığınız zaman 33'ü yakaladım. Yerlerini değiştirdiğim zaman yani bu ikili buradan giderken bu ikililerin yerleri değiştiği zaman da sayılar değişiyor. Hani biraz daha zorlayalım. Şöyle yapalım. Genelde en küçük sorularında en küçük sayıyı direkt vermezler ya. Onun için o kadar rahat beyi işaretliyorum aslında. Çünkü en küçükte hiçbir şey okumadan direkt en küçüğü işaretleyenler var ama emin olmamız lazım. Bir tane daha verelim. 5'i buraya yazsak, sonra peşinden 2 yazsak, sonra 7 yazsak, sonra da 3 yazsak. Bakalım daha küçük ediyor mu? Bununla bunu aldım 7, bununla bunu aldım 9, bununla bunu aldım 10, bununla bunu aldım 16, bununla bunu aldım 19. Bunlar ikisini topla, toplamları kaç olur? 35 olur. 35 de küçük ama 27 benim çok enfes bulduğum küçük, en küçük değer. Zaten doğru cevap da Bursa. Arkadaşlar bakın bu tarz sorular işte sınavda belki en sona bırakacağımız sorular. Çünkü zaman çalıcı soru. Hani bunu işaretlersin bir kere daha kontrol etmek için. Bütün bu altta yazabileceğin sayıların yerlerini de işte daha küçük bir sayı elde edebiliyorum diye yukarı bakacaksın. Bunlar sizin şakralarınızı açıyor. Çünkü bu tarz soru gelirse aynı tarz gelir. Ve çalışman daha önce görmüşsen daha kolay yaparsın. Başka bir videoda devam ediyorum.